hoş geldin. Ben Kardelen, Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. 2018'de mezuna kaldım, 30 bin yaptım. 2019'da 9 bin yaptım. Şu an Mersin Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Instagram'da da F18 adında bir Celebrity hesabım var. Oradan da beni takip edebilir. Benimle oradan iletişime geçebilirsin. Bugünkü konumuz fizik. Şöyle ki ben AYT fizikte 2018'de 5 net yapmıştım. Ve 2019'da da sınava tam böyle 50-60 gün kala hala AYT fizik netlerim 5-6 net oluyordu. Bir türlü 7'nin üstüne çıkamıyordum ve sınavda da aynı şey yapacağımı düşünüyordum. Sonra baktım ya şöyle fizikte 3-4 konu hariç modern fizik, makineler, tork ve denge hariç diğer konuları bitirmiştim aslında. Ama ona rağmen hani konuları bilmeme rağmen deneme de yapamıyordum bir türlü. Dedim hani olmuyor. Hani çalışmama rağmen bir şeyler olmuyor. Demek ki ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Eksik yapıyorum deyip 2-3 gün boyunca sadece fizik araştırmıştım. Nasıl fiziğe çalışabilirim diye. Ve son 2 ay kala da o araştırdığım şekilde çalışarak, o şekilde uygulayarak fizikte 13 net yaptım. Şöyle ki asla fizikte 13 net yapmayı beklemiyordum gerçekten. Beni çok şaşırttı. Demek ki doğru şekilde çalıştığımız zaman her şey değişebiliyormuş. Ben fizikte doğru çalışmayı 3 maddeye ayırıyorum. Bunlardan ilki İşlemli sorulardan uzak durmak. Şöyle ki artık AYT'de de TYT'de de çok fazla yorum sorusu geliyor. Aslında tüm sorular yorum sorusu. Ama biz lisede 9'dan 11'de hocalarımız yazılılarda da kendileri tahtada anlatırken de bize hep işlemli sorular soruyorlar. Çok karışık işlemli sorular, zor sorular, formüller çok karışık. Ama mesela 2018'de bir ivme sorusu gelmişti. F eşittir MA. Fiziğin F'sini bilen herkes F eşittir MA formülünü bilir. Ve sadece F eşittir MA'yı bilerek o soruyu çözebilirdiniz. Şuraya bir yere de o soruyu bırakırım. O yüzden işlemli sorulardan olabildiğince uzak durun. Artık sizin sınavınız DYS değil, TYT ve AYT. İşlemli soru bankalarından, denemelerdeki işlemli sorulardan uzak durun. Onları yapıp yapmamak sizin canınızı sıkmasın. Neyse, doğru kaynak seçimi. Şöyle ki, daha demin anlattığım gibi artık fizikte güncel hayat yorum soruları var. Ama hala çoğu kaynak kendini maalesef bu konuda yenileyemedi. Ama ben size çok güzel bir kaynak önereceğim. Hepinizin evinde var ve ücretsiz. MEP kitapları. ÖSYM, fen derslerinin çoğunda, kimya ve biyolojide de MEP kitabından esinlense de bana göre en çok fizikte MEP kitabından esinleniyor. 11 ve 12. sınıf MEP kitabını son 2 ayda 2 kere okumuştum. Artık ezberlemiştim. Ama okuma, üstün körü, baştan sağma, işte bir 15-20 dakika bir üniteyi okuyayım tarzında değil. Baya ders çalışır gibi. Çalışır. Dilimi sürçtü. Neyse. Ders çalışır gibi okumuştum. Hani bay uzun uzun okuyordum. Mesela güncel hayat yorum soruları vardı. Mesela konu atışlar. Atışlar hakkında güncel hayattan örnekler veriyordu. O aynı örnekler sınavda çıkacak. Ve sen sınavda çıktığında ya bu ne demek istiyor falan diye düşünürken başka bir rakibin MEP kitabını okuduğu için aslında o güncel hayattaki o aynı şeyi MEP kitabında okudu. Aşina o konuya. O yüzden yapacak. O yüzden MEP kitabı gerçekten çok önemli. MEP kitabını mutlaka okuyabilirseniz 2 kere okuyun. Ama okuyamazsanız 1 kere de olur. Ve eminim Anadolu mu fen mi diye bana şimdi yorumlarda soru gelecektir. Buna direkt cevap vermek istiyorum. Anadolu da olur, fen de olur. Bence fark etmez. Ben elimde fen lisesi kitabı olduğu için fen lisesi kitabını okumuştum. Ama genelde Anadolu kitabını okumayı tercih ediyor insanlar. Hani şartlar eşit, Anadolu'dan daha çok esinlenirler diye. Arasında pek fark yok diyebiliyorum. Fen lisesinde daha ayrıntılı anlatıyordur büyük ihtimalle. Bu şekilde fark etmez ama mutlaka. Şu an elinizdeki tüm kitapları bırakın fizik için ve MEP kitabını okuyun. Çok önemli. Üçüncüsü ise denemeler. Son 2 ay kala gerçekten çözmediğim fizik denemesi kalmamıştı. Denemelerin şu yanı çok güzel oluyor. Artık bazı soru kalıpları her denemede fix bir şekilde çıkıyor. Atıyorum sen o konuda çok oturmadın. Mesela atışlar örnek veriyordum. Devam edeyim atışlara. Atışlar konusu aslında seninle tam oturmadı. Ama atışların bazı fix çıkan soru kalıpları vardır 3-4 tane. Bunu birinci denemede yapamazsın, ikide yapamazsın, üçte yapamazsın ama dörtte artık hani denemeden sonra denemenin yanlış yaptığını soru çözüm videosunu izliyorsun ya ve öğrenmeye çalışıyorsun. Dördüncü de zaten artık öğrendiğin için o soru kalıbını ve itinayla yanlış yaptığın için dördüncü de o soruyu yapıyorsun zaten. Yani mutlaka olabildiğince fazla deneme çözmeye çalışın. Özellikle fizikte çok fazla deneme çözmelisiniz. Denemelerden bahsetmişken. Benim çok güvendiğim bir fizik hocası var. Yavuz Hoca. Yavuz Hoca geçen sene TYT fizik denemesi çıkartmış. Bu bir yayının denemesi değil. Hocanın kendisinin çıkarttığı deneme. 45 tane denemeden oluşuyor. Bu denemede Yavuz Hoca MEP fizik kitaplarını çok güzel bir şekilde okuyup analiz etmiş ve yorum güncel hayat soruları çok fazla var. Denemenin video çözümünde 3-4-5'in video çözümünü yapan hocamız yapıyor. Video çözümü olması ve video çözümünün güzel, ayrıntılı bir şekilde anlatılması da çok önemli. Mesela öncüllere ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekiyor.
Hocamız gayet öncülleri ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Soruyu çözerken sadece soruyu değil, konuyu da anlatması gerekiyor hocanın. Soru bankasında da, denemede de, video çözümünü yaparken. Hocamız bunu gayet de o şekilde yapmış. O yönünü çok sevmiştim. Denemede bir diğer beğendiğim şey. Artık çoğu deneme ÖSYM tipi yeni nesil soruları içeriyor. Evet, Yavuz Hoca'nın denemesi de öyle. Ama Yavuz Hoca'nın denemesinin bana göre diğer denemelerden farkı şu. Şöyle ki, fizikte, kimyada, biyolojide artık soru sayısı maalesef çok azaldı. Ve bu bizim gerçekten aleyhimize. Olumsuz bir şey. Çünkü 20 tane konu varsa fizikte sadece 7 soru geliyor. Bu 7 soruda zaten 5 tane konudan geliyor. Kişi hem denemede 7 soruyu çözüyor ve aslında diyelim ki ısı ve sıcaklık onun yok, kötü. Yok. O yok. Isı ve sıcaklık konusunda aslında eksik. Ama denemede ısı ve sıcaklık birde bir geldiği için ısı ve sıcaklıkta eksik olduğunu fark etmiyor. Sınavda pat diye bir anda ısı ve sıcaklık geliyor ve sınavda yapamıyor. Ama bu denemede 45 tane denemeden onu söylemiştim. Karma bir şekilde bazı konuları her deneme sormuş. Şöyle anlatacağım, anlayacaksınız. Mesela bölüm 1. 3 bölümden oluşuyor. Bölüm 1 fiziğin doğası, kuvvet, hareket, ısı ve sıcaklık. 7 soru sadece bu 3 konudan oluşuyor. Bu ne demek? Isı ve sıcaklığın çoğu soru tipini, aslında tüm soru tipini 5 tane denemede bol bol görerek anlayacaksınız. Isı ve sıcaklıkta eksiğiniz varsa da artık denemeyi çözdüğünüzde ve soru tiplerini güzel bir şekilde analiz edip çözümlerini fokus bir şekilde izlediğiniz zaman eksiğiniz kalmayacak. Bölüm 2. Basınç ve kaldırma kuvveti, elektrostatik, elektrik akımı devreler. Bu 3 konu var 7 soruda, 5 tane denemeden oluşuyor. Bölüm 3 dalgalar ve optik. Sonra karmalar var. Karma 1, karma 2 ve karma 3 olmak üzere. Karma 1'de 1 ve 2'nin konuları var. Karma 2'de 1 ve 3'ün konuları var. Karma 3'te de 2 ve 3'ün konuları var. Daha sonra da genel tam denemeler var. O da 15 tane oluşuyor. 5 tane karma 1, 5 tane karma 2, 5 tane karma 3, 5 tane bölüm 1, 5 tane bölüm 2, 5 tane bölüm 3 ve 15 tane de tam denemeden oluşuyor ve toplam 45 tane deneme var. TYT fizik bana göre TYTF'nin en zor konusudur. Ben genel olarak fizikte çok zorlandığım için. Ve aslında bana göre TYT fizik AYT fizikten de zordur. Çünkü ben TYT fizik konularında çok iyi değildim. Bu denemeyi mutlaka öneririm. Yavuz Hoca işinde gerçekten çok iyi bir hocadır. Altına da linkini, denemede alabileceğiniz yerin linklerini bırakırım. Bir yayın denemesi değil dediğim gibi. Yavuz Hoca'nın kendi adına çıkarttığı bir deneme. Şu şekilde. Bir diğer maddemiz de soru çözüm videoları. YouTube'da çoğu hoca her konu için yaklaşık 5-6 tane soru çözüm videosu çekiyor. Soru çözüm videosunda zaten denemede veya soru bankalarında çıkacak bazı soru kalıpları yer veriyor. Ve hocalar çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. O yüzden mutlaka fizikte özellikle eksik olduğunuz konuların soru çözüm videolarını bol bol izlemelisiniz. Bu çok önemli. Ve bir denemenin, soru bankasının soru çözüm videolarını da izlemelisiniz. Soru çözüm videosu size her derste çok şey katarken fizikte çok çok daha fazla şey katar. Ben mesela X kanalı fark etmeksizin, kanal yayın fark etmeksizin mesela hoca YouTube'a şey atıyordu. Fizik TYT bölüm denemesi. Kendi çözüyor, kendi bulmuş karma sorular. Kendi çözüyor. Ben mesela yemek yerken bile onu açıp onu izliyordum. Hani bir şeyler öğreneyim. AYT fizik bölüm denemesi. Yapıyor mesela hocalar. AYT matematik bölüm denemesi kendileri yapıyorlar, çözüyorlar. Matematik konu anlatan hocalar. Bunların hepsinin bölüm denemelerinde oruç başıma vurdu galiba. Bunların hepsini soru çözüm videolarını izlemelisiniz. Soru çözüm videosunun önemi çok büyük ama soru çözüm videosunu böyle bacak bacak üstüne atıp ayaklarını uzatarak izlememeniz gerekiyor. Önce kendin soruya bakacaksın, okuyacaksın, çözmeye çalışacaksın. Çözdün, okey, yine dinleyeceksin. Çözemedin, daha ayrıntılı bir şekilde dinleyeceksin. Daha sonra çözemediğin soruyu dinledin, sonra sen tekrar silip kendin çözeceksin. Bu şekilde ilerlerseniz o zaman her şey harika olur. O zaman gerisini siz düşünün. Bu şekilde umarım Umarım bu video sizin için çok yararlı olmuştur. Biraz videoda bazı kısımlarda konuşamadım ama benim dilimi anladığınız için anladığınızı düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. En önemli şeylerden biri gerçekten MEP kitabı. Ne olur lütfen, o kadar konuştum şu an. Boğazım kurudu, su içmek istiyorum. O kadar konuştum. Lütfen MEP fizik kitabını bu videodan bitirdikten sonra çıkın, edinin ve okuyun. Her gün MEP fizik kitabı yarım saat okusanız 2 ayda 2 kere bitirirsiniz zaten. Umarım yararlı olur. Ben gerçekten son 2 ay kala fizikte 8 net arttırdım. Bunu sen de yapabilirsin. Çok zor bir şey değil. Size inanıyorum, güveniyorum ve çok iyi çalışmalar diliyorum.